En iyi sihirbazlar kimsenin anlayamayacağı bir şekilde her şeyi değiştirme yeteneğine sahip olanlardır. Ancak yine de bizim gibi Shin Lim'in inanılmaz kart büyüsü veya Stefan'ın ünlü Rubik küp numarasına çeşitli sihirbazlık gösterilerinin nasıl yapıldığını analiz etmeyi seven birkaç meraklı kişi var. Merhaba ve tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere Yeteneksizsiniz Amerika programında sergilenmiş en ünlü sihir numaralarının ardındaki sırları göstereceğiz. Hadi başlayalım. İlk numaramız Shin Lim'in inanılmaz sihirli kart numarası. Dünyadaki en iyi yakın çekim kart sihirbazlarından biri olan Shin Lim, Yeteneksizsiniz Amerika'da herkesin dikkatini çeken inanılmaz bir illüzyon gerçekleştirdi. İşte yaptığı numara. İllüzyonu gerçekleştirmek için gönüllü olarak sahneye Tyra Banks'i çağırıyor. Sonra bir iskambil destesi alıyor ve masaya yayıyor. Tyra'ya dağıtılmış kartlardan rastgele bir tanesini seçmesini istiyor ve seçtiği maça kızı kartının üzerine adını yazmasını söylüyor. Tyra'nın adını yazdığı kartı herkese gösterdikten sonra Shin Lim kartı tekrar desteğe koyuyor. Sonra büyülü birkaç el hareketi yaparak kartın destenin tepesinde görünmesini sağlıyor. Sonra da o kartı alıyor ve gömleğinin altında göğsüne sürtüyor. Kartı tekrar gösterdiğinde sihirle kartın bomboş olduğu ortaya çıkıyor. Sonunda kartı ovaladığı göğüs bölgesini açıyor ve göğsüne basılmış bir maça kızı kartı olduğunu görüyoruz. Peki bunu nasıl yapıyor? İşte sırrı. Bu numarayı anlamayı kolaylaştırmanın yolu onu iki parçaya ayırmak. İlk bölümde Shin Lim, Tyra'nın desteden seçeceği kartı ve göğsüne tam olarak hangi kartı basacağını nereden biliyordu? Bu soru var. Bu noktada Shin Lim, kartı zorlamak olarak bilinen ünlü bir teknik kullanarak Tyra'ya istediği kartı zorla seçtiriyor. Ayrıca dikkatlice gözlemlerseniz hiç kimse masaya yayılmış olan ve tüm kartların maça kızı olduğu kart listesini incelemiyor. Şimdi Tyra'ya kart seçiminin nasıl manipüle bir şekilde yaptırıldığını biliyorsunuz. Tyra olayın tamamen farkında değildi ve seçilen kart üzerinde hiçbir etkisi yoktu. Bu yüzden Shin Lim, Tyra'nın hangi kartı seçeceğini önceden biliyordu ve bu yüzden performans başlamadan hemen önce göğsüne maça kızı dövmesi yaptırmıştı. Ayrıca bu görüntüyü izlerseniz gösterinin hemen öncesindeki kırmızı halıda göğsüne basılmış olan dövmenin bir kısmını görebilirsiniz. Şimdi bazılarınız Tyra'nın isminin o basılı dövmede neden eksik olduğunu düşünüyor. Bu bölümü yorumlar bölümüne bırakıyoruz. Numaranın ikinci kısmına geçersek isim yazılı kart destenin ortasına geri koyulduktan sonra kartın destenin tepesinde sihirli bir şekilde görünmesini nasıl sağlıyor? Gördüğünüz deste başka bir deste ve bu sırada Shin Lim el çabukluğuyla bir deste değişimi yapıyor. Ama o diğer desteği nereden getiriyor? Bu karede gördüğünüz masanın yan tarafında hileli destenin gizlendiği gizli bir raf bulunuyor. Shin Lim kamera ondan uzaklaştığında gizlice desteleri değiştiriyor. Ayrıca siyah masa örtüsü gizli rafın görünümünü gizliyor. Şimdi desteği değiştiriyor ve destenin üst kısmında gördüğünüz artık hileli kart. Aslında bu, önden bakıldığında gerçek bir desteğe benzeyen ama bir kapağı olan tek bir kart. Tyra'nın kartını işte buraya, hileli kapağın altına yerleştiriyor. Ayrıca hileli kartın ortasında kartın katlanmasını kolaylaştıran ve onu biraz hafifçe kaldıran bir kırışıklık var. Böylece kartlar avucu içindeyken hileli kartı elinin altına gizliyor ve çabucak ondan kurtuluyor. Böylece Tyra'nın kartının en üstte görünmesini sağlıyor. Peki Tyra'nın imzalı kartını aldıktan sonra kartı göğsüne sürterek nasıl boş hale getiriyor? Aslında çok basit. Bu destede hileli kartın altında önceden yerleştirilmiş boş bir kart var. Shin Lim Tyra'nın kartına bu ikisinin arasını yerleştiriyor. Böylece boş kart Tyra'nın kartının altına gelmiş oluyor ve sonrasında her iki kartı da dikkatlice çekiyor. Ayrıca burada dikkatli bakarsanız Tyra'nın kartının altında boş bir kart olduğunu görebilirsiniz. Şimdi büyüyü yapmak için Tyra'nın kartını gömleğinin altına sokuyor ve onu gömleğinin içinde bırakıyor. Ayrıca gömleğinde Tyra'nın kartını çabucak koyabildiği gizli bir cep var. Kartı göğsüne sürtüyormuş gibi yaparken sol elinin desteğiyle kartı cebine atıyor. Bu da kartın beyazı döndüğü yanılsamasını yaratıyor. Sonunda dövme ortaya çıktıktan sonra Tyra'nın kartını geri getiriyor. Tam o anda Tyra'nın kartını gizli cebinden alıyor ve ağzına itiyor. İkinci numara ise Rubik küp numarası. Dünyadaki en iyi Rubik küp sihirbazlarından biri olan Stefan Brundage, Yeteneksizsiniz Amerika'da etrafındaki herkesi şaşırtan bir numara yaptı. İşte yaptığı numara. İki kese kağıdından torba getiriyor ve numarasını yapmaya başlamak için jürinin masasına gidiyor. İlk torbadan çözülmüş bir Rubik küpü çıkartıyor ve onu rastgele bir şekilde karıştırıp tekrar torbanın içine koyuyor. Birkaç saniye sonra küpü sağ eliyle tekrar dışarı çıkardığında küp tamamen çözülmüş oluyor ve daha sonra torbanın içinde başka bir küp bulunmadığını doğrulamak için torbayı eliyle buruşturuyor.
Daha sonra ikinci torbadan başka bir çözülmüş küpe çıkartıyor ve onu da rastgele karıştırıyor. Ayrıca onu da torbanın içine tekrar koymadan önce Simon'dan da küpü rastgele karıştırmasını istiyor. Bir önceki gibi ikinci küp de torbadan çıkarıldığına çözülmüş oluyor ve sonra Hillary'nin ana kısmına geçiyor. Simon'ın rastgele karıştırdığı küpü de torbadan çıkartıyor ve ona alt tarafının da üstünü örtmesini söylüyor. Sonunda çantasından çıkardığı çözülmüş Rubik küpü Simon'ın rastgele karıştırdığı küple eşleşmesi için karıştırıyor. Peki bunu nasıl başarıyor? İşin sırrı iki parçadan oluşuyor. Birincisi ilk çantayı ve ikincisi de ikinci çantayı içeriyor. Yakından gözlemlerseniz çözülen kübü ilk torbadan çıkardıktan sonra geri koymadan önce 6 ya da 7 kez döndürüyor. Bu kısımda herhangi bir yanılsama yok. Ancak küpü tekrar çıkardığında gerçekten de birkaç saniye içinde tek eliyle kübü çözmüş oluyor. Stefan'ın profesyonel bir Rubik kübü çözücüsü olduğundan yaptığı bu 6 ila 7 hareketi ezberliyor ve defalarca çalışarak sadece sağ elini kullanarak birkaç saniye içinde kübü çözmeyi başarır hale geliyor. Şimdi buradaki ikinci kısım el becerilerinin yanı sıra yanlış yönlendirmeyi de içeriyor. Simon'ın karışık kübünü aldığında ekranı duraklatırsak kübün bir tarafında 4 bitişik sarıdan oluşan bir bölüm olduğunu görüyoruz. Şimdi Simon'ın kübünü torbaya koyuyor ve çözülmüş bir kübü çıkartıyor ve ardından karışık kübü alıp Simon'a devrediyor. Sonunda iki kübü yan yana getirdiğinde küplerde 4 tane sarının yan yana olduğu bir yüz göremiyoruz. Çok açık ki çantanın içine Simon'ın kübünü koymadan önce çantada hali hazırda zaten iki küp bulunuyordu. Biri çözülmüş halde olan, diğeri ise Stefan'ın istediği şekilde hazırlanmış çözülmemiş küp. Sonunda hareketleri bildiğinden çözülmüş küpü çok hızlı bir şekilde karıştırıyor ve gerçekten de iki tane mükemmel eşleşen küp ortaya çıkıyor. Simon'ın karıştırmış olduğu kübü çantanın içine koyduktan sonra Simon'ın kübünü gizli bir hareketle yere koyuyor. Ayrıca parmaklarının torbayı kısmen ezdiğini görüyorsunuz. Ve listemizdeki son ve en ünlü numara. Kaybolan küreler. En iyi kadın büyücülerden biri olan Josephine Nee, İngiltere'nin yeteneksizsiniz yarışmasında inanılmaz bir kaybolma numarası gerçekleştiriyor. İşte yaptığı numara. Numaraya beyaz bir bezle örtülmüş bir küreyi havaya uçurarak başlıyor. Daha sonra örtüyü çıkarıp küreyi havada uçurmaya devam ediyor ve bu küreyle inanılmaz hareketler yapıyor. Daha sonra numarayı daha da özel kılmak için bir halkayı toptan geçiriyor ve topu tutan hiçbir şey olmadığına herkesi ikna ediyor. Sonra küreyi daha da yükseğe çekiyor ve büyülü bir şekilde sahnedeki kutuya düşüyor. Küre şimdi kutunun merkezinde duruyor. Ondan sonra beyaz bir bez alıyor ve bezin küreyi örtmesini sağlıyor ve kürenin kaybolduğunu görüyoruz. Şimdi de küre kumaşın altında sihirli bir hayalet gibi havada süzülüyor. Benzer şekilde havaya başka bir bez daha kaldırıyor ve onun da altında gizlenmiş bir küre oluyor. Kapıyı açtıktan sonra küre tekrar ortaya çıkıyor ama bu sefer kumaşı havaya kaldırdıktan sonra kutunun içine girip kapıyı kapatıyor. Sonunda kapı açılıyor, havada duran küreler düşüyor ve numara kutunun içinden sahneye ışınlandığı benzersiz bir kaybolma yanılsamasıyla sona eriyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Bu numarada küpleri gizemli bir şekilde havaya kaldırma ve ışınlanma olmak üzere iki bölüm bulunuyor. İlk bölüm için bu numarada havada duran şey görünmez iplerle iki taraftan da destekleniyor. Bu ipler de kutuya bağlanıyor ve bu bağlamaların hepsi sihirbaz sahneye girmeden önce yapılmış oluyor. Bu şekilde ipin sağ ucu açılan kutunun üstünden geçerken sol ucu kutunun sağ tarafındaki delikten geçiyor ve numara her iki tarafından da ipe bağlı olan küreyle başlıyor. Fakat ipleri kim kontrol ediyor? Sahnenin arka tarafında iplerin hareketini kontrol eden iki asistan bulunuyor. Şimdi havada uçarken gördüğünüz her şeyi asistanlar tarafından kontrol edildiğini anlamış olmalısınız. Asistanlar, kürelerin düşmesini engellemek için ipteki gerginlik ve gevşeklikten sorumlular. Bu, kürenin kutunun dışına çıkıp ve ardından kutunun içine sihirli bir şekilde girmesini açıklıyor ama havada yüzen iki kumaş ne olacak? Onlar da her iki taraftaki iplere önceden tutturulmuştu ve ayrıca her bir bezin altında genişleyen ve serbest kalan yarım küre şeklinde bir cihaz bulunuyor. Bezlerin altında havaya yükselen bir küre varmış gibi durmasının nedeni de bu. Kendisi kumaşın altında ortaya çıktığında kumaş da sanki içindeki küre yok olmuş gibi bir yanılsama yaratarak yere düşüyor. Kürenin sağ ve sol tarafındaki ipi etkilemeden çemberleri kürenin etrafında yukarı ve aşağı döndürmeyi başarıyor. Peki kutunun içinde kaybolan küreler ne olacak? Bunu anlamak için Hillary'nin bir sonraki bölümüne yani ışınlanma kısmına bakmamız gerekiyor. Sahneye yerleştirilmiş olan kutunun tabanında gizli bir bölme var. Bu bölmenin içinde de tüm numara boyunca saklanan ve Josephine'e benzeyen bir yardımcı var. Evet, doğru duydunuz. Küreleri bölmenin içine yerleştirerek ve gizleyerek onların bir görünüp bir kaybolmasını sağlayan o.
Josephine burada perdeyi açtığı zaman hızla içine giriyor ama ona benzeyen asistanı da kutunun içine giren kişi oluyor. Sonunda Josephine perdeden çıkıyor ve bu şaşırtıcı yanılsamayı sonlandırıyor.